Sayın Demirtaş'la da hiç tanışıklığımız yok açıkçası. Gerçi aynı dönemde siyasette beraber olduk ama oturup bir konuşmuşluğumuz yok. Şu önemli, yani Sayın Demirtaş'ın belki temsil ettiği pozisyon özellikle siyasi kanaldan, diyalog kanalından problemlere çözüm. Bunu ben değerli görüyorum. Değerli görüyorum. Çünkü bugün bu ülkenin sorunlarına eğer çözüm arayacaksak, bugün bu ülkenin farklı kesimlerinin sorunlarına çözüm arayacaksak, bu çözümün medeni yollarla, diyalog yoluyla ve demokratik sistem içerisinde yapılması gerekiyor. Ve Sayın Demirtaş'ın temsil ettiği siyasi çizgi, yani ne kadar önü açık olursa, ne kadar mücadele siyaset içinde olursa Türkiye için o kadar farklıdır. Ama biliyorsunuz bir de bir terör örgütü var. Şimdi bu terör örgütü bugün artık Türkiye'nin bugün şartlarında bir anakronizm. Yani bugün şartlarda böyle bir örgütün artık olmaması gerekiyor. Türkiye'nin sorunlarını artık demokrasi içerisinde ve özgür tartışma içerisinde çözmesi gerekiyor. Yani bunu da burada vurgulamakta büyük fayda var. Ve siyasi parti bu terör örgütüyle arasında ne kadar mesafe koyabilirse, terör örgütü ne kadar kendi varlığını artık başka bir şekle mi evirecek, ne yapacak bilmiyoruz oralarını. Ama artık biz Türkiye içerisinde huzur istiyoruz. Bu ülkenin halkı artık barış istiyor, huzur istiyor. Sorunlarımız var. Sorunlarımızı önce kabul edeceğiz. Problemlerimizi açıkça tartışacağız. Ve çözüm için de gerçekten samimi bir kararlılık ortaya koyacağız. Ve bunu yaparken de özgürlük esaslı, önce insan diyerek bu çözümlerimizi ortaya koymamız gerekiyor. Yani ilke olarak, yani belli başlı tanınan isimlerin, yani toplumun, kamuoyunun çok önünde olan isimlerin tutuklu yargılanması prensip olarak doğru değil. Yani tutuksuz yargılanma ile ilgili pek çok metot var.